أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, yine Müslümanların gündeminde konuşulması gereken, anlatılması gereken, anlaşılması gereken çok meseleler var. Çok yoğun gündemimiz var. Çok yoğun meselelerimiz var. İçinde bulunduğumuz ay hepinizin bildiği gibi mübarek Muharrem ayı. Muharrem ayının çıkmasına bir hafta kaldı. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz Muharrem dediğimiz, hicri olarak ifade ettiğimiz bu ay, aynı zamanda Mayıs ayı. 29 Mayıs aynı zamanda yeryüzündeki fetihlerin en muhteşemlerinden, en muazzamlarından olan İstanbul'un fethinin 544. sene-i devriyesi. Sene-i devriye deniyor. Yani Müslüman ecdadımız tarafından Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmeti vel gufran Efendimizin İstanbul'u fethetmesinin üzerinden demek ki 544 sene devrilmiş. Muazzam bir hadise. Müthiş bir hadise. Bunun üzerinde durmak lazım, duygulanmak lazım, bu hususu, bu konuyu işlemek lazım. Çocuklarımıza, ailemize, çevremize, civarımıza, nesillerimize anlatılması lazım. Bu fethin hakikatini, mahiyetini, temellerini, esaslarını, dinamiklerini anlatılması lazım, okutulması lazım, tanıtılması lazım. Fakat görüyorsunuz ki bu muhteşem fetih ve bu fethin üzerinden 544 sene geçmiş olduğu halde bu fetih üzerinde gerek toplumumuz,
gerekse okumuşlar dediğimiz, kendilerine aydın denen kimseler, yazarlar, çizerler, basın, yayın organları topluca, milletçe bu fetih üzerinde son derece sessiz kalınmıştır. Bir futbol maçı kadar heyecan uyandırmamaktadır. Bir futbol maçı, hiçbir anlamı olmayan, hiçbir değeri olmayan, Müslümanın kitabında yeri olmayan bir futbol maçının toplumda, ailelerde, çocuklarda, gençlerde uyandırdığı heyecanın milyonda birini İstanbul'un fethiyle alakadar olmuyorlar. Bilmiyorum, dikkatinizi çekiyorum. Hatta bazı basın organlarına, bazı gazetelere göre Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmekle sanki kusur işlemiş gibi görülüyor. Ya yazık, keşke fethetmeymiş gibi adeta Avrupalılardan, Hristiyanlardan özür dileyecekleri gibi bir hava estiriyorlar. Aman ya Rabbi. Bilmiyorum, gazeteleri okuyanlarınız var mı? Birkaç gündür birkaç yazar Hristiyan dünyasından neredeyse özür dileyecekler. Kusura bakmayın, Fatih Sultan bir hata etmiş diyecekler. Efendiler, bunun tabii bu hale gelmesinde bizim de fevkalade payımız var. Çocuklarımıza, yavrularımıza, yuvalarımıza, küçüklerimize bu hususları, fetihlerimizi, değerlerimizi, manevi değerlerimizi, dini değerlerimizi, mukaddeslerimizi, maneviyatımızın temellerini yuvalarımızda, yavrularımızda canlandırmazsak, şahlandırmazsak, anlatmazsak, dinletmezsek, işte netice çok vahim bir noktaya gelir. Hiç olmazsa Cuma gününün bereketiyle bu konuyu Ezan-ı Muhammedi okunana kadar hiç olmazsa kendi aramızda, kendi camimizde, kendi cemaatimizle bu hususu sizlerle beraber duymaya ve dinlemeye çalışmak suretiyle bu fetih olayını hep beraber Kur'an ve sünnet ışığı altında, Kur'an'ın ve sünnetin ışığı altında bir kere daha fetih konusunu işlemeye çalışalım. Kardeşler, önce fetih kelimesi veya Fatih kelimesi. Evvela kelimeyle başlayalım. Kelime olmadan zaten bir şey olmaz. Fetih veya Fatih. Gördüğünüz gibi bu kelime tamamen Kur'an'a dayalı. Fetih kelimesinin kaynağı, acaba bu fetih kelimesi, Fatih kelimesi nereden geliyor derseniz, tereddütsüz Kur'an'dan kaynaklanıyor. Bir kere burada anlaşmamız lazım. Fetih. İzâ câe nasrullâhi vel fethû. Bak fetih. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Bakın Kur'an. Kur'an'dan kaynaklanıyor. Fetih, Fatih. Mesela Fatiha. Bakın, ölülerimiz söz konusu olduğu zaman lillahil Fatiha diyoruz. Bakın orada Fatiha kelimesi de Fatih kelimesinin müennesi.
Fatih. Fatihe, Fatiha. Kur'an'a dayalı bir kelime. Kur'an kökenli. Yani Fatih kelimesinin kimliği, kökeni Kur'an. Başka türlü düşünmek mümkün değil. Kur'an'ı açar açmaz karşımıza çıkan birinci surenin adını Cenab-ı Hak kendisi koymuş. Ne demişti söyleyin? Suretül Fatiha. Fatiha suresi. Fatih, Fatiha. Demek ki kardeşler, Müslümanlar olarak bizim kültürümüz, kelimelerimiz, kültürümüz, medeniyetimiz, anlayışımız, konuşmalarımız, kelamımız, kelimelerimiz farkındaysanız hemen büyük ekseriyetle Kur'an'a dayanıyor. Millet olarak kelimelerimizi, manalarımızı, amaçlarımızı Kur'an'dan seçmişiz. Fatih, Fetih, Fatiha, Fütuhat, Fettah, Miftah, mesela Miftah. Araplar anahtarın adını, biz anahtar diyoruz, kapıyı açan anahtar diyoruz. Araplar Miftah diyor. Fetih kelimesinden almışlar. Miftah, kapıyı açan anahtar. Kur'an'ın açılışını yapan, Kur'an'ı açıyorsunuz, en baştan Kur'an'ın kapağını, Kur'an'ın kapağını açıyorsunuz, önünüze 7 ayetli bir sure çıkıyor. İşte Kur'an burada, şimdi şu kapalı. Kapağını kaldırıyorsun, açtın, karşına bir sure çıktı. 7 ayetli. Bu surenin adına Suretül Fatiha. Ne demek Fatiha? Kur'an'ın açılışını yapan sure. Açılış. Arapça fetih açmak demek. Açmak. Kapalı bir kapıyı açmak. Kapalı bir konuyu açmak. Kapalı bir zemini açmak. Suretül Fatiha Kur'an'ı açan sure. Bak açıldı. Fatih ne? Fatih. Fatiha, Kur'an'ın açılışını yapan anlamına geliyor. Peki Fatih ne? Ezan okunmayan, Kur'an okunmayan, namaz kılınmayan, İslam'ın duyulmadığı, işitilmediği, İslam'ın ulaşamadığı, İslam'ın giremediği, göremediği bir ülkeyi İslam'a açmak. Bak, fetih. Bu işi yapan zata da Fatih deniyor. Evet, kelimeleri bilmemiz lazım. Kelime olmadan hayat olmaz, ilim olmaz, hiç olmaz. Demek ki fetih kuru kuruya gidip de bir memleketi zapt etmek olabilir mi? Ne dersiniz? Olamaz. Bir memleketi Allah'ın dinine, kitabına, ezana, Kur'an'a, İslam'a açmanın adına fetih. Bunu yapan kumandana da fatih denmiştir. Bazıları zannediyor ki fetih demek efendim kılıçla, zorla, vura vura, öldüre öldüre gidip bir memleketi gasp etmek, katletmek, yağma etmek, ele geçirmek. Vallahi fetihle alakası yok bunların. Fetih demek gidip de bir yeri kuru bir sevda için, keyif için, toprak almak için, arazi almak için, insanların başına hakim olmak için, kahraman olmak için, cihangir olmak için, ben bir memleketi işte böyle zapt ederim, ben anasını ağlatırım demek için yapılan
hallere, hareketlere, işgallere fetih kelimesini kullanamadınız. Fetih veya fatih kelimesi kullanılmaz. Bu İslam'ın kelimesidir, Kur'an'ın kelimesidir. Kur'an vahiy kültürüne, Kur'an kültürüne ait bir kelimedir. Herhangi bir kimseye fatih diyemezsiniz. Herhangi bir beldeyi, bölgeyi, ülkeyi, kıtayı zapt eden, işgal eden bir kimseye fatih kelimesini kullananlar cehenneme gider. Yerinde kullanmış olmaz. Ne olacak? Fethin arkasından Allah'ın dini canlanacak. Din dediğimiz hadise ortaya çıkacak. Nerede yazıyor hocam diye soracak olursanız, beş vakit namazlarımızda sık sık okuduğumuz İzâ câe nasrullâhi vel fethû وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ. Bak, din-i Allah, Allah'ın dini. Demek ki fethin arkasından ne geliyormuş siz söyleyin. Allah'ın dini. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. دَخَلَ يَدْخُلُ. Girmek demek, girmek, girmek, içeriye girmek. Arapça, içeriye girmek. يَدْخُلُونَ. İnsanlar giriyor nereye? Fi içine, neyin içine? Dinillahi, Allah'ın dininin içine giriyorlar. Demek fethin ve fatih olmanın, fetih yapmanın soru, oradaki insanların akın akın Allah'ın dinine girmesidir. Hadise bu. Fetih dediğimiz zaman, fatih dediğimiz zaman, aklımıza din, Allah'ın dini, Allah'ın kitabı gelecek. Öyle toprak kapmak, ülke zapt etmek, insanları toplamak, insanlara tahakküm etmek, böyle bir şey Müslüman'ın kitabında yok. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Efvaca demek, yani dalga dalga. Bölük bölük insanlar Allah'ın dinine, hani kapalı bir kapıyı açarsın da insanlar gürül gürül içeriye girerler. Fetih budur. Manası da böyle anlaşılmalıdır. Kardeşler, şu noktayı mutlaka başa almamız lazım. Fatih Sultan Muhammed Han'ı İstanbul'a taşıyan mesele nedir? Yani durup dururken niye İstanbul'a bunca tedarik, bunca hazırlık, toplar, askerler, gemiler, yelkenli gemiler, bu muazzam hazırlığı yapmak ve bütün bu hazırlıklarla hisarlar, ordular, temin, çeşit çeşit imkanlarını toplayarak Fatih Sultanı, Muhammed Han'ı İstanbul'un, ki o zaman İstanbul değil, Konstantinopol diye geçiyor, Konstantin şehri. Araplar Konstantiniye diyorlar. Arap alemi İstanbul'a o zaman, 1400 sene evvel, o zaman İstanbul kelimesini değil de Konstantiniye, yani Konstantin şehri anlamında bu kelimeyi kullanıyorlar. Fatih Sultan'ı İstanbul'a taşıyan nedir? Israrla bu nokta Müslümanların gözünden kaçırılmak isteniyor. Fatih Sultan'ı İstanbul'a getiren nedir ya? Fatih Sultan'a bu heyecanı, bu azmi, bu iradeyi, bu muhteşem duyguyu, bu direnişi veren, İstanbul'un üzerine sevk eden, getiren, götüren, gece sabahlara kadar
İstanbul'u fethetmek için uykusuz kalmasına ve her şeyini ona göre ayarlamasına sebep olan nedir? Nedir İstanbul'u Fatih Sultan'ın rüyasına sokan? Bunu anlamadan hiçbir şey anlamış olamayız. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, ne olacak bu ehli İslam'ın hali? Ehli İslam, yani İslam'a ehil olan, İslam'a inanan, İslam'a bağlı olan, İslam'a gönül veren bu insanlar, bu Müslümanlar bugün ne olacak? Değerlerimiz, kıymetlerimiz, temel meselelerimiz o kadar çok, o kadar yoğun ki hangi birini anlatırsınız, kime anlatırsınız, nerede anlatırsınız, nasıl anlatırsınız? Bütün bunlar bir noktada toparlanıyor. Milletin bütün fertleri 7 yaşından itibaren din eğitiminden, Kur'an eğitiminden geçirilmeden hiçbir manevi değerimizi, hiçbir manevi hayatımızı, değerlerimizi, kıymet hükümlerimizi benimsemek ve nesillere anlatmak mümkün değil. Eğitimden geçirilmesi lazım. Yeryüzünde her şey eğitimle alınıyor, eğitimle şekilleniyor. Bu da bugün olmadığına göre bir cuma günü kürsüde işte yarım saat, 40 dakika, 50 dakika, 60 dakika bir şeyler anlatmakla vallahi yeminle söylüyorum hiçbir yere varamayız. Mümkün değil. Böyle olur mu? Eğitim sayılmaz mı? Benim burada size şöyle kürsüden şeyler anlatmam hepten de tabi manasız değil, lüzumsuz değil, çaresiz değil ama bunlarla hiçbir yere varamazsınız. Eğitim çok önemli bir hadisedir. Onun için dostlar da düşmanlar da en çok neyin üzerinde duruyor? Siz söyleyin, eğitimin. Dostlar da düşmanlar da biliyorlar neyin ne olduğunu. Fetih nedir, Fatih nedir? Mesela namaza dururken ellerimiz kulağımıza kalkıyor, baş parmaklarımız kulağımızın yumuşağına değdiği zaman hangi kelimeyle namaza duruyoruz? Allahu Ekber. Bu tekbirin adına kitaplarımız ne diyor? Bunun eğitim verilseydi hepiniz bilecektiniz. İftitah tekbiri. Bak, iftitah, fetih kelimesinden geliyor. İftitah. Fetih kelimesinin iftial veznindeki bir ölçüsüdür. İftitah tekbiri. Bunlar din eğitimi verildiği zaman anlatılacak. Kitaplara, esaslara, kaynaklara, ayetlere, hadislere dayalı İslam eğitimi dediğimiz budur. Yoksa şimdi İslam adına öyle insanlar çıkıyor televizyonlarda, kanallarda, gazetelerde, kimisi erkek, kimisi kadın, avukatlık yapan bir kadın, avukat bir kadın, yaşını başını almış, avukatlık yapan, hukuk eğitimi yapmış neyse, ama İslam eğitimi yapmamış, Kur'an eğitimi görmemiş, İslam ilimlerini okumamış, kalkıyor televizyonda, ilk insan Hazreti Adem değildir diye din adına konuşma yapıyor. Şu memleketin haline bak. Din eğitimi almamış, İslam ilimlerini okumamış, okutmamış, köklü bir dini eğitim almamış, avukatlık yapan bir kadın kalkıp kitap yazar ve İslam adına konuşursa
o ülkenin halini varın siz kıyaslayın. Ne hale gelmiştir. Demek ki fethin neticesi, fetihten sonra o ülkede, fethedilen ülkede Allah'ın dini birinci sırada yer alacak. يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dini. Fatih Sultan Muhammed Han biliyorsunuz, İstanbul'u fethettikten sonra bütün Hristiyan insanlar, o zaman tabi Rumlar İstanbul'da, Hristiyan insanlar İstanbul'da ikamet ediyorlar. Fatih Sultan İstanbul'a girdiği zaman İstanbul'un yerlileri, yerleşik insanlar, o insanların hepsi Hristiyan. Papazları var, patrikleri var, kardinalleri var, psikoposları var, keşişleri var, kiliseleri var. Yoğun bir Hristiyanlık şehri. Ayasofya var. Ayasofya Yunanca bir kelimedir. Ayia Sofia kelimesinden mürekkeptir. Yani Türkçe değil, Arapça değil, Latince, yani Rumca, Yunanca bir kelime. Ayasofya. Öyle bir şehir. İstanbul'u fetih ettikten sonra doğrudan doğruya Fatih Sultan Muhammed Han'ın yöneldiği, hiç ara vermeden doğruca gittiği bir yer var. Her şeyden evvel, herkesten evvel, her mekandan evvel direkt oraya gitmiştir. Orası neresidir? Ayasofya. Mabet. Allah'a ibadet edilen bir yer. Demek ki fethin arkasından dini değerler ortaya çıkmış mı çıkmamış mı? Bak, Ayasofya. Ve orada kıbleyi bularak, kiliselerin tabii kıblesi İslam'a uymaz. Kabe'ye yönelik değil biliyorsunuz. Kıbleyi bularak Allah'a şükür makamında Ayasofya'da fethin arkasından Allah'a secde etmişler ve namaz kılmışlar. Demek bak fethin neticesi ortaya çıktı. Huzur-u ilahiye varıyorlar. Bu Hristiyanlar ne olacak? Yüz binlerce Hristiyan Rumlar İstanbul'da senelerdir, yüzyıllardır ikamet ediyorlar. Bu Hristiyanlar ne olacak? Müslümanlar burayı aldı. Burayı fethetti. Bu Hristiyanlar ne olacak? Fatih Sultan Muhammed Han Hristiyanlara ne yapacak? Siz onların yerinde olsaydınız merak eder miydiniz, etmez miydiniz? Ya merak edilmez mi? Ne yapacak? Geldi İstanbul'u fethetti. Efendiler, Fatih Sultan Muhammed Han kendinden hiçbir şey yapamaz. Niye? Bir Müslümanın başı, Müslümanların başı da olsa, amiri, komutanı, fatihi, halifesi, emiri, imamı da olsa, bir Müslümanın başı herkesten evvel Allah'a bağlı mıdır, değil midir? Müslümanın başı Allah'a bağlı. اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولُ Allah'a ve Resulüne bağlı olmayan bir kimsenin hiçbir kıymeti yoktur. اَطِيعُ اللّٰهُ وَاَطِيعُ الرَّسُولُ Fatih Sultan da Allah'a ve Resulüne bağlı. Allah'a bağlı olmak ne demek? Allah'ın kitabı olan Kur'an'a bağlı. Çünkü Allah Kur'an'ı ile yeryüzünde varlığını gösteriyor. Allah'ın kitabı bu. Allah'ın kitabında ne var? La ikrahe fiddini.
bir Hristiyan insanı, bir Yahudi insanı, bir ateşe tapan, güneşe tapan bir insanı zorla Müslüman yapmak yoktur diye Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu, yazmıyor mu? Yazıyor. La, hayır olmaz, Arapça la olmaz demek. İkrahe, zorlamakla olmaz fiddini, insanları Allah'ın dinine zorla, cebirle Allah'ın dinine sokmak olmaz. La, la, la olmaz. Kur'an böyle söylüyor. Şimdi Kur'an böyle söylerken Fatih Sultan bunun aksini yapabilir miydi, yapamaz mıydı? Yapamaz. Gelelim Peygamberimize. Bizim başımız söylerken Fatih Sultan bunun aksini yapabilir miydi, yapamaz mıydı? Yapamaz. Gelelim Peygamberimize. Bizim başımız Allah'a ve Resulüne bağlı. Herkesi, bütün Müslümanların. Peygamberimiz ne yapmış? Hepiniz biliyorsunuz. Mekke'den Medine'ye Peygamberimiz hicret etmiştir. Korkunç şeyler anlatmak mümkün değil. O zorlamalar, hakaretler, alaylar, işkenceler, ölümler, zulümler. Nihayet Allah'ın emriyle Mekke'yi bırakmış, Medine'ye hicret etmiştir. Medine'ye hicret etmesinden 8 sene sonra, bakın fazla bir şey değil, 8 sene sonra 12 bin Müslüman askerle Mekke'yi fethetmeye geldi mi, gelmedi mi? İşte اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ bunu haber veriyor. Geldi, Mekke'yi teslim aldı, fethetti Allah'ın Resulü. Kainatın en büyük fatihi Muhammed Mustafa'dır. Allahümme salli ala Muhammed. Çünkü gönülleri fethetmiştir. Gönülleri, ruhları, beyinleri, akılları, zihinleri, kalpleri fethetmiştir. Bunun izahı yok. Mekke'yi fethettiler. Kimsenin burnunu kanatmadan bir damla kan akıtılmamıştır tepkide. Mekke'de. Kâbetullah'ın önüne geldiler. Allah'ın Resulü Kabe'nin önüne kadar geldi. Kabe'nin önüne intikal etti. Geldi, bakın orada dudaklarından şu kelimeler dökülüyor. Fetihten sonra Kabe'nin önüne geldiği zaman ağzından mübarek dudaklarından dökülen kelimeleri bütün kitaplar kaydetmiş. Okuyorum. Aynen şöyle diyor. La ilahe illallah vahdeh ve nasara abdeh ve hezemel ehzabe vahdeh. Şu kelimeleri dudaklarından döküyor. Ne demek? La ilahe illallah vahdeh. Allah'tan başka, vahdehu tek başına, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bunu söylerken o Kabe'nin içinde siz söyleyin kaç tane ilah vardı? 365 tane. La ilahe, ilah milah yok. Fethin gayesi budur. İlahları ortadan kaldırıp Allah'ın dinini ikame etmektir fethin gayesi. Fetihten gaye budur. Yoksa şan, şöhret, makam, mevki, saltanat, servet, para, rant, tar, yok. Öyle bir şey yok. Müslümanın kitabında bu yok. Şimdi Müslümanlara eziyet edenler 8 sene evvel, hicretten 8 sene sonra Mekke'ye gelmiş fethetmiş Peygamberimiz, 8 sene evvel Müslümanları vuran, ezen, dögen, söven, hakaret eden, işkence yapan bütün katiller orada. Bütün zalimler orada. 8 sene fazla bir şey değil ki. 80 sene geçseydi kimseyi bulamazdın. 8 sene geçmiş. Yeryüzünde kim kalmış ki, kim kalacak ki? Her zaman söylüyorum kardeşler, siz şimdi hepiniz, hepimiz şu camideyiz.
Soruyorum, 100 sene evvel hiçbiriniz dünyada var mıydınız? Sesiniz çıkmıyor. Yoktunuz. 100 sene sonra hiçbiriniz dünyada olacak mısınız? Vallahi olmayacaksınız. Ne çıldırmışsın dünyada peki? Birbirinizi tepeliyorsunuz. Ne kalmış? Yani 100 sene sonra şurada kimse kalmayacak ya. Bundan daha açık bir hakikat var mı? Bundan daha müthiş bir hüküm var mı? Küllü neslin zâikatul mevd, sümme ileyna turcaun, kanun ilahisi işliyor mu işlemiyor mu? Hem de herkese işliyor. Bazı kanunlar bazı insanlara işlemez. Var ya şimdi dünyada, Türkiye'de bazı kanunları işletemiyorsunuz. Bazı kanunları uygulayamıyorsunuz herif. Ben asarım keserim diyor. O kanunu o adama uygulayamıyorsun. Ama Allah'ın küllü nefsin zâikatül mevt, her yaşayan insan ölüm denen akıbetin şerbetini içecektir. Ve bu dünyadan gelip geçecektir. Sümme ileyna turcaun, ölenler de kaybolmayacak, en sonunda gelip Allah'a müracaat edecek. Şu kanun kainat kurulduğundan bugüne kadar bütün insanlara uygulanmış mı, uygulanmamış mı? Hiç müstesnası yok. Ene rabbükümül âlâ, ben sizin en büyük Allah'ınızım diyen firavunlara bu kanun uygulanmış mı, uygulanmamış mı? Uygulanmış. Kim kalmış? İşte Müslüman'daki şuur bu olacak. Müslüman yeryüzünde yaşarken bu şuurla yaşayacak. Şimdi o Müslümanlara hakaret edenler, eziyet edenler, çile çektirenler, işkence yapanlar veya yaptıranlar, Ebu Sufyanlar, bil umum katiller, caniler, zalimler, zaniler, hepsi Mekke fethedilmiş, gelmişler, eyvah! Bakalım Hazreti Muhammed ne zaman bizi tutuklayacak, ne zaman bizi katledecek diye bekliyorlar. Siz olsanız merak etmez misiniz ne olacak diye? Şöyle Efendimiz yüksek bir yere çıkıp bakıyor, vallahi bütün kitaplarda var, şu iki kelimeyi söylüyor. Ben de bunu size söyleyeyim. Yazmışım kitaplardan. İki kelimeyi söylüyor. Herkes merak içinde, endişe içinde, korku içinde, dehşet içinde, vahşet içinde. Bakalım kaç yüz kişinin kanı akacak, kaç kişi idam edilecek diye merakla, korkuyla beklerken. Peygamber-i Zişan'dan iki kelime mübarek dudaklarına dökülüyor ve her şey bitiyor. İzhebu entümüt tulaka. İzhebu, hepiniz gidin. Entüm siz, ettulaka, serbestsiniz. Kimseye ceza vermiyorum. İşte, vema erselnâke illâ, devam edin, rahmeten lil âlemîn. İşte Muhammed Mustafa bu. Şimdi Fatih Sultan, Muhammed Han, İstanbul'u aynen böyle fethedip Ayasofya'ya, Efendimiz Kabe'ye gitmişti, Fatih Ayasofya'ya, o da mabet, o da mabet. Şimdi peygamberimizin şu yaptığından başka bir şey soruyorum size. Yapabilir miydi, yapamaz mıydı? Vallahi yapamazdı. Yapsaydı Fatih değil zalim olurdu. İslam, Müslümanlar. Fatih Sultan ne demiş? Bütün o kardinaller, piskoposlar, başpiskoposlar, patrikler, hepsi toplanmış bütün Hristiyan halk ezilen, sömürülen, vurulan, dövülen, vergi veremediği için kırbaçlanan o Hristiyanlar toplanmış. Hepsine bakıyor Fatih Sultan. Birinci fermanımı söylüyorum diyor. Herkes dininde serbesttir. Hepiniz kilisenize gidebilirsiniz. Canınız, malınız, dininiz, hayatınız, kiliseniz, havranız, her şeyiniz benim garantim altındadır. Serbestsiniz. Hazreti Muhammed Mustafa gibi yapıyor. Allah'ım.
İşte fetih bu, İslam budur. Bunun dışında İslam yok. Ama zalim Avrupa, katil Avrupa, kafir Avrupa. Bakın üç kelimeyi bilerek söylüyorum. Biliyorsunuz İspanya diye bir memleket var. İspanya, Avrupa'da. Baş şehri Madrid. İspanya. Dini İslam, İspanya'da Endülüs Emevileri tarafından İspanya'da 700 sene orada Müslümanlar yaşadı mı yaşamadı mı? Yaşadı. Bunu bütün dünya şahitleri. Kimlerle beraber yaşadılar? Hristiyanlarla. Endülüs'ü yani İspanya'yı fethettikleri zaman bir tek Hristiyan'ın burnunu vallahi kanatmadılar. Tarih sabit. Ama gün geldi 700 sene sonra devran döndü. Hristiyanlar yeniden Endülüs'ü yani İspanya'yı tekrar Müslümanların elinden aldılar. Onlar hakim oldular. Ama bir tek Müslüman kaldı mı kalmadı mı? Vallahi kalmadı. Hepsini öldürdüler. İşte onun için katil Avrupa, kafir Avrupa diyorum. Bu kelimeleri bilerek söylüyorum. Bir tek Müslüman kalmadı. Gidin 700 sene İslam'ın yaşadığı İspanya'da İslam'a ait bir taş, bir eser, bir şey çöp bulamasın. Hepsini kazımışlar. Ama Fatih böyle yapmadı. Çünkü Fatih başka, fetih başka, onlarınki başka, işgalci başka, emperyalist başka, sömürgeci başka. Bunlar başka şeyler bunlar. Kardeşler, şimdi Avrupa İslam'ı en büyük tehlike olarak gösteriyor. Bakın yani tarihte yok ki olmamış. Müslümanlar bir yeri fethettiği zaman, bir yere hakim olduğu zaman, İslam'ın devleti, İslam'ın yönetimi bir yerde kurulduğu zaman, orada Müslüman olmayanların canları, malları tehlikeden değil, emniyete alınmış, hiçbir katliam yapılmamış. Böyle olduğu halde, şu anda bütün Avrupa basını, Amerika basını, Fransız basını İslam'ı insanlığın en büyük tehlikesi diye gösteriyorlar mı? Göster. Vallahi gösteriyorlar. Vay zalim oğlu zalimler. Bakın belgeleyerek size arz edeyim. Belgeleyerek. Korkunç. Sovyetler Birliği. Biliyorsun Rusya. Komünist Rusya. Sovyetler Birliği, Komünist Rusya hepimizin bildiği gibi çökmüş ve Rusya dağılmıştır. Komünizm çökmüştür. Komünizmi artık kimse savunmuyor. Komünizmi Karl Marx denen o komünizmin kitabını yazan Yahudi asıllı Alman adam Karl Marx onun kitabını kapınızın arkasına koyun, çöplük diye kimse almıyor. Kimse okumuyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşları o kitap için vallahi canlarını verdiler. Şimdi kalktılar baktılar ki o kitap çöplük diye atılmış, o kadar kahrolacaklar ki yeniden kendileri intihar edeceklerdir. Komünizm çöktükten sonra bakın dünyada bir şeyler oldu. Tüm Müslümanlar bunları bilmesi lazım. Bir şeyler oldu. Komünizmin yayılmasına karşı Avrupa ve Amerika bir teşkilat kurmuşlardı. Bunun adını söyler misiniz? NATO. Kuzey Atlantik bilmem ne teşkilatı. NATO ya. Komünizm çöktükten sonra bu NATO'nun hedefi ortadan kalktı. Şimdi ne olacak? Komünizm kalktıktan sonra NATO'nun kalkması lazım mıydı değil mi? Soruyorum. Lazım kalkması lazım. Hedef gitti. Masraf gitti. Kaldırılmadı. Arz ediyorum. Batı'da, Amerika'da silah şirketlerinin silah üreten,
aklınıza ne geliyorsa sayın, silah, ateşli silahlar. Amerika'da silah üreten fabrikaların, yani silah şirketlerinin, silah sektörünün %90'ı vallahi Yahudilerin elinde. Adam silah üretiyor. Bu silahları kime satacak? Eskiden komünizm sizi de işgal eder. Ey fakir milletler, benden silah alın da Rusya'ya da silahlanın diyordu. Rusya çöktü, kime silah verecek şimdi? Rusya'yla, komünistlikle korkutuyor, silahlarını Amerika satıyordu. Rusya şimdi tehlike olmaktan çıktı. Güya kime satacak? Devam edelim. Avrupa'da silah fabrikalarının faaliyeti, Avrupa'da da silah fabrikaları var. Tank fabrikaları, top fabrikaları, harp sanayi, uçak fabrikaları. Bunları Avrupa kime satacak? Amerika kime satacak? Oturdular, düşündüler. Geçmişte NATO'da düşman komünizm idi. NATO'da düşman hedef komünizm idi ve haritada düşman olan kıtaların kırmızı kalemle işaretlenmişti. Şimdi bakın, Harvard Üniversitesi'nde, bu fikrin profesörünü, mimarını söylüyorum. Bütün kayıtlarda var. Harvard Üniversitesi profesörü Yahudi asıllı Samuel, bakın Samuel Huntington adındaki bir profesör bir kitap hazırlıyor ve kitapta diyor ki, komünizm çöktükten sonra Amerika için ve Batı medeniyeti için, Avrupa için en büyük tehlike, en tehlikeli düşman İslam'dır, Müslümanlardır. Bütün silahları Müslümana çevirin. Vallahi Samuel denen profesör bunu söylüyor. Kitabında var. Harvard Üniversitesi profesörlerinden sosyoloji profesörü. Samuel Huntington kitabı piyasada var şu anda. Komünizm çöktükten sonra Avrupa'nın, Avrupa medeniyetinin en büyük düşmanı İslam'dır, Müslümanlardır. Vurun Müslümanlara, öldürün Müslümanları diyor. Gördünüz mü Türkiye'de olanları, dünyada olan nereden kaynaklanıyor, nasıl? Bütün bunlar bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş birer projedir Müslümanlar. İşte 4 sene Bosna-Hersek'te Sırpların öncülüğünde bütün Avrupa'nın desteğiyle ne kadar silah varsa Bosna'ya boşalttılar mı, boşaltmadılar mı? Bunlar keyfine olmuyor. Bunlar bu silah fabrikaları, silah sektörü, silah şirketleri nereye bu silahları verecek? Rusya'nın elindeki bütün silahları 2 sene Çeçenistan'ın üzerine boşalttı mı, boşaltmadı mı? Şimdi şu anda Afganistan'da Taliban denen o zavallı talebeler, sakallı makallı heriflere sakal var ama santim akıl yok. Amerika bütün silahları o Taliban denen gençlere akın akın silah vererek Afganistan'da Müslümanı Müslümana kırdıranın kim olduğunu duydunuz mu, duymadınız mı? Ha, söylüyorum. Harvard Üniversitesi profesörlerinden Samuel Huntington. Kitap yazmış adam. Bunlar da siz sanıyor musunuz ki bunlar rastgele oluyor? Siz sanıyor musunuz bunlar başıboş şeyler? Hepsi proje, plan, hesap. Sen ne diyorsun kardeşim? Düşünün yani, bakın mesela Amerika'dan bir misal vereyim. Amerika'yı yöneten Yahudi lobileri ve corporation'ları, yani şirketleri, Oklahoma City diye bir şehir var. Oklahoma. Duydunuz haber merkezlerinden haberi. Oklahoma City'de federal merkeze koydukları bomba ile 160 kişinin ölümüne sebep oldular mı, olmadılar mı? Oldular. Ve suçu Müslümanların üzerine attılar mı, atladılar mı? Hemen Müslümanlar bu işi yaptı diye dünya kadar Müslüman tutuklandı ve işkenceye tabi tutuldu.
Ama neticede bombanın Amerikalı milislerce konduğu ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Bakın. Bunlar başıboş şeyler değil. Bunlar bilerek planlı yapılıyor. Ankara'da gazeteci Uğur Mumcu katlediliyor. Ertesi sabah kahrolsun şeriat diye 100.000 kişi sokağa çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkaran kim olduğunu anladın mı? Kim çıkarıyor bunları? Hala katil bulacaklar. Mecliste araştırma komisyonu buldular. Hala katil yok. Hani Müslümanlar öldürmüştü? Şerefsiz namussuzlar. İslam'ı en büyük tehlike diye gösteriyorlar. Sarıklıyı, sakallıyı, Müslümanı, mümini, Muhammed Mustafa'nın peşinde gidenleri, rahmeten lil aleminin peşinden giden tehlike diye gösteriyorsun öyle mi? Seni zalim, seni kafir, seni katil. Müslümanlar ne olacak bizim halimiz? Kitap okumuyoruz. Geçenlerde toplantımız vardı. İmam, müezzin, vaiz, hoca, müftü toplantımız vardı. Söz sırası bana geldi. Dedim, sordum. Benim arkadaşlar, yabancı kimse yok. Hepimiz buradayız, hocayız. Geçen seneden bugüne kadar, 96'dan 97 işte şu aya kadar. İçinizde şöyle 300 sayfalık, 500 sayfalık bir İslami bir eser, bir kültür kitabı, dini bir kitap, müstakil olarak anlaya anlaya, hazmederek, anlayarak şöyle bir 300 sayfalık kitap bir sene zarfında okuyanlar parmak kaldırsın dedim, bir kişi kaldıramadı. Kimse kitap okumuyor. Hocalar kitap okumazsa cemaat kitap okur. Vallahi ben günde 200 sayfa kitap okumadan yatamıyorum, uykusuz kalıyorum öyle. Hastalık okumadan bir yere varamayız. İlim olmadan, araştırma olmadan, kitap olmadan bir yere varamazsınız. Bakın, her günde 7-8 gazeteyi tetkik ediyorum. Kim ne söylüyor, kim ne söylemiyor, kim saldırıyor, kim saldırmıyor. Değişen bir şey yok. Geçen söyledim. Mehmet Akif merhumun kitabını karıştırdım geçen gün, bir kere daha araştırayım dedim. Süleymaniye kürsüsünde diye uzun bir manzumesi var, şiiri var Mehmet Akif merhumun. Sayfasını dahi verebilirim. Aynen orada 85 sene evvel bir şiir yazmış. 85 sene evvel bir şiir. Yani 85 sene evvel ne oluyor siz söyleyin? 1912. Daha cumhuriyet yok. 1912'de yazdığı Süleymaniye kürsüsünde adındaki şiirinden bakın 4 tane satır okuyayım size. Geçen de söylemiştim zannediyorum. Aynen. Hiçbir şey değişmemiş. Düşman değişmemiş, tavır değişmemiş, sistem değişmemiş. İsim değişmiş ama sistem değişmemiş. Aynen şöyle söylüyor. Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete. Bakın 85 sene evvel Mehmet Akif en fazla gazetelerden ve gazetecilerden vallahi şikayetçi. Siz de bugün aynı şeyi söylemiyor musunuz? Demek değişen bir şey yok. Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. Öyle mi değil mi? Bakın memleket parçalanıyor. Laik, antilaik. Efendim Atatürkçü, şeriatçı. Alevi, sünni. Laik, antilaik. Laikliği benimseyenler, benimsemeyenler. Basın kışkırtıyor. Basın parçalıyor. Basın saldırıyor. Basın mahvediyor. Memleket batarsa basın da batar. Ama onlar belki Amerika'ya kaçabilirler. Sen nereye kaçacaksın? Memleketi bir gemiye benzetin. Geminin alt katında oturanlar da, üstünde, güvertede, kaptan köşkünde oturanlar da, gemi battığı zaman hepsi batar mı batmaz mı? Vallahi batarız. Bu memlekete sahip çıkmak lazım. Üç gazeteciye kurban etmeyin ülkeyi. Medyaya kurban etmeyin ülkeyi. Sahip çıkın ülkenize, sahip çıkın memleketinize, sahip çıkın Allah'ın dinine. Üç gazeteciye, medyaya, mafyaya kurban etmeyin memleketi. Ezan okundu mu? Hava müsait değil, uzatmayayım. Mevzu da yığınla döküman var fakat
ortasına bile gelemedik meselelerin. Haftaya biraz daha bu konuyu açmak niyetiyle inşallah Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e yeni fetihler nasip eylesin. Gönülleri fethedecek olan alimlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi yeniden hayata getirmeye bu milleti muvaffak eylesin. Allah-u Teala 544 seneden beri üzerinde yaşadığımız şu İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han'ın bütün askerlerinin, Dulubatlı Hasanların ruhlarını şad eylesin. Şefaatlerine mazhar eylesin. Rabbim cümlemizi hayırlara muvaffak eylesin. Şerleri ve belaları üzerine